Bastım ben, çekiyor işte, tam çekiyor. Şimdi şu anda bu şanzımanın içerisindeki bozulmuş olan yağın kalıntıları burada kalmasın diye mazotla, güzel fısfısla yıkamayı uygun gördük buradan. Bakın gördüğü gibi temizlik, bakım yapıyoruz. Yeni yağ koyacağız. Turgay, bunu almış olduğun yağ hangi yağdır? 422 transmisyon. Tamam, doğrudur. Buna 90 numara yağ da konuluyor biliyorsun. 90 numara da koyuyor. Arkadaşların bazıları genelde işte soruyorlar, şimdi motor yağ koysak vesaire 20-50. Şimdi ben açıklayayım, arzu edersen o konuyu. Tabii. Şimdi bak, 20-50 motor yağı adı üstünde motor yağıdır. 20-50 motor yağını buraya şanzımana koyuluyor. Yağ mıdır? Yağdır. Ama aslında transmisyon yağı değildir. 20-50 motor yağının mineral yapısı farklıdır. Özellikle diferansiyel içerisinde mineral yapısı gereği soğuk havalarda katılaşır. Biraz yapışkanlık özelliği vardır. Sistem biraz soğukta nazlı çalışır. Veya motor ısınana kadar sistem çalışmaz. Daha da mübarek ezan okunuyor da. Sen onu yıkaz, bir ezan okunana kadar bekleyelim. Şey. Şu dişlilerin üzerindeki o beyaz yağlar var ya, kalıntılar, onlara dikkat etmiyor. Bak, şunları tamamen akıt aşağı. Bak, onlar biraz orada şey oluşturmuş, tortu oluşturmuşlar, farkında mısın? Evet. Onlar istiyorsan bir şeyin şeyle, ağzıyla aldır. Şimdi şu anda bakın, alttan akan şeyin rengini görebiliyorsunuz. Ya, yıkandığı zaman. Çünkü buradaki yağ bozulmuş bir yağdı. Sistemi şu anda dişi grubunun içinde. Çok güzel. Bak, şimdi tertemiz oldu dişlilerde. Alttan güzel süzülecek. Süzüldükten sonra biz de bunun yağını tekrar şanzımanın dolduracağız. Yağını doldurduktan sonra da tekrar bir bilgi amaçlı video çekeriz. Bunun seviyesini kontrol edeceğiz. Bunun seviye civatası, Turgay o tarafta nerede? Şeyin. Ölçüm çubuğu. Ha, sende ölçüm çubuğu var. Doğru ya, bu 3600 ölçüm çubuğu. Ölçüm çubuğundan normalde göreceğiz ama yaklaşık bunun alacağı yağ 14 litre yağdır. Şimdilik videoyu kapatıyoruz. Herkese iyi günler diyoruz.